Herkese selamlar dostlar. 19 Nisan 2023 Çarşamba iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 6 adet mücadelem var. İdeallerinden ve yüksek oranlarından bahsedeceğim. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Öncelikle bir adet skor yarışmamız var. Onunla başlamak istiyorum. Bayern Münih, Bayern Münih ile Manchester City'nin maçı var bildiğiniz üzere. İlk maç 3-0 bitti. Sizce bu maç ne olur? Sizlere sorduk. Bilen bir arkadaşımızı Kata Telegram gruplarına Nisan ayı boyunca ekleyelim. Yine aynı şekilde yorumlara yazmayı unutmayınız. Geçtim bunu. Kazanan arkadaşlarımız da aynı şekilde Instagram'dan iletişim kursun bizle. Yine zaten soru, görüş, öneri ve her şey için benimle doğrudan Instagram'dan Instagram üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Yazacaklara bol şanslar dileyelim. Geçtim bunu da. Yine aynı şekilde e, bu dönemlerde zaten çok fazla maç, bülten çok fazla sıkı değil. 4-5 maç oluyor mesela gün başında. Tenis olsun, basketbol olsun, futbol olsun. O şekilde canlı maçlarla ilerliyoruz ki zaten Şampiyonlar Ligi başladı. Salı günü sabahı çekiyorum ben bunu. Akşamına zaten maçlarımız var. Yine hafta sonu gibi bir bülten var zaten hafta içi de. Bu şekilde canlı maçlarla da ilerleyeceğiz. Herkes açık Telegram grubuna da gelebilirsiniz. Yorumlarda ve açıklama kısmında zaten linki var. Ara ara orada canlı bahisler kupon odasından ekse olarak maç önü kuponlar da iletiyorum. Burası zaten ücretsizdir. Burada da yaklaşık 5600 kişinin bulunduğu da bir grup. Dilerseniz geçeyim videomuza başlayalım. Sizlerden ricamız videoyu açarsanız like'lardır. Like'larınızı eksik etmeyelim. Like'larınızı bekliyoruz arkadaşlar. İlk maçımız NBA ile başlamak istiyorum. Bu gece oynanacak bir karşılaşma. Muhtemelen gece falan video çok izleniyor. İzleyen olacaktır. Bu gece oynanacak. Clippers'la Phoenix mücadelesi. Şimdi ilk mücadele serinin ilk maçı oynandı. Dep Basman kazandı. Şimdi ev sahibinin evinde oynanacağı ikinci mücadele. Ben burada ev sahibinin kesin gözüyle galip gelmesini bekliyorum açıkçası. Kevin Durant, Devin Booker, Chris Paul gibi isimlerle birlikte zaten çok etkili. Geçen maçta Kevin Durant'la Booker 27-28 sayı attı ikisi birlikte. Fakat yetmedi. 110-115 mağlup oldular. Bu maçta ben mutlak galibiyetini bekliyorum. Galip gelirken de şu şekilde bahisler alabiliriz. Handikapını alalım bizlere. Şöyle 5 fark atarı, 6 fark atarı, 7 fark atarı. Bu şekilde kendi oranlarınıza göre alabilirsiniz. Ben burada yaklaşık 7-8 farkla Phoenix Suns'ın burada galip gelmesini bekliyorum. Ev sahibinden yanayım. O yüzden burada doğrudan alacaksanız da handikaplı ev sahibi galibiyeti alabilirsiniz. Kayseri maçıyla devam edelim. Kayseri Spor'la Kasımpaşa mücadelesi. Aslında Kasımpaşa geçen maç beni çok şaşırttı. Adana Demir mücadelesi oynadı. 5-0 muhalif oldu. Ben orada Adana, Kasımpaşa'dan da gol bekliyordum. Var olarak önermiştim. Ki güvendiğim bir karşılaşmaydı açıkçası. Fakat hiç oynayamadı. Yani o kadro aslında kafa tutabilecek bir kadro. Fakat Adana Demir gerçekten askerden gelmiş gibi futbol sergiledi ve maçı da zaten rahat, çok rahat kopardı. İlk yerden 3 tane attı. Kasımpaşa'nın direnci de zaten kırıldı. Kadro olarak zaten şu an bu maç gerçekten birbirine denk maç olduğunu düşünüyorum ben. Herhangi biri birine üstün gelecek gibi durmuyor. Ben Kasımpaşa'nın da geçen maç atama kaynaklı. Bu maçta ekstra bir futbol sergileyebilir. O yüzden Kasımpaşa'nın bu maçta golünü görüyorum. Kayseri'ye baktığımız zaman da Kayseri tarafında da önemli bir eksiklik var mı diye bakayım. Sadece defans hattında Hoseyni kart cezalısı. O da bizim işimize gelir Kasımpaşa'nın golü adına. İleride Tiam, Mane, Cardozo, Mesa, Kemen yine az kadro sahada olacak. Ben burada Kayseri'den de gol bekliyorum. İdealden bir var tercihini aldım. 1.34. İdeal kombineye de koyarım. Eğer mücadele benim beklentim dahilinde geçerse bu mücadelenin yüksek oranlı tercih olarak ilk yerden 2 gol çıkması da muhtemel. İlk yerden 2 gol çıkan ona da 2.14 gibi bir oranı var. İlk gol bir erken gelirse ikinci golü ben çok fazla bekleteceklerini düşünmüyorum. Ama idealden var tercihin alalım. Kombinemize koyabiliriz bence bu mücadeleyi değerlendirecekler. Bol şanslar. Başakşehir ile Fenerbahçe mücadelesi. Şimdi Fenerbahçe son maç kazandı. Ya dediğim gibi İrfan penaltısı ya kesinlikle penaltı değil. Dünyanın hiçbir yerinde penaltı değil. İkinci gol zaten temiz. Crespo'nun attığı gol zaten temizdi. Ya bu dediğim gibi tamamen yani bu şampiyonluk yarışı olsun. Lig izlensin, kızılsın. Herkes parasını alsın hesabı. Fakat bizim de işimize geldi o maç. Maç sonu biri vermiştik yüksek misli. 4000 misli önermiştik mesela. Başakşehir ile oynayacak. Başakşehir yani Emre Hoca bence ya bu sezon tamamlar ve gidebilir diye düşünüyorum. Şu an Başakşehir'in son oynadığı İstanbul mücadelesi vardı. Hem kendi oynamıyor, oynayamıyor hem kendi, hem de rakibi oynatmıyor. Yani bu kadar illet bir takım yok yani. Bir Atletico Madrid var böyle, bir de Başakşehir. Maçları tamamen keyifsiz, çok keyifsiz. Son mücadele zaten leş ötesi bir maç oynadı İstanbulspor'a karşı. Burada Fenerbahçe ile oynayacak. Dediğim gibi Fenerbahçe'yi de oynatmayacak. Kendi de oynamayacak. Bu tarzda bir maç geçecek. Fakat ben Fenerbahçe'nin burada doğrudan kazanmasını bekliyorum. Galatasaray puan kazansa veya kaybetse bugün Alanya'da. Yani her türlü burada Fenerbahçe'nin parolası galibiyet olacak. Doğrudan bir maç sonu 2'yi hiç korkmadan öneririm sizlere. 1.66 gibi bir oranı var. Oran bence gayet yüksek. Doğrudan taraf tercihini öneririm. Hatta şöyle de bir beklenti var. Benim mücadele beklentim bu Başakşehir'in çirkin oyunu kaynaklı. Hem oynaması hem de oynatmaması kaynaklı. Bu mücadelede çok fazla gol de olmaz. 4.5 altında 2 yaparsanız tam 2 orandan sizlere tek başına bir kupon dahi olabilir. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Konya Spor'la Adana Demir mücadelesi yine güzel maçlardan bir tanesi. Şimdi ben bu maça baktım. İdeal olarak var seçeneğini almak istemedim. Yani var olma ihtimali var. Fakat değerlendirmedim bu mücadeleyi. Ben bu mücadelede bir korner olabilir diye düşünüyorum. Fakat şu an korner açık değil. Hem Adana Demir'in baskılı futbolu hem de Konya'nın kendi evinde kaynaklı. Konya da kornere katkı verecektir diye düşünüyorum. O yüzden burada bir korner maçı olabilir. 8.5 üst korner varsa alabilirsiniz. Fakat şu an oran yok. Geçelim. Yüksek orandan ne yapabiliriz bu mücadeleyi? Ben zaten şöyle söyleyeyim. Adana Demir tarafından bir gol bekliyorum. Eğer Adana Demir'in ikinci golüne girersek 1.97. Şöyle. Dediğim gibi Adana Demir tarafı formuna bir geldi ve herhangi bir sakatlığı yok. Sadece Semih bu maçta olmayacak. Tam kadro yedeklerden giren isimler de çok iyi. Mesela Gulbrandsen, Onyekuru, Emrah Baba. Geçen maç bunların hepsi sonradan girdi. Ee, sonradan gelen isimler de kaliteli olduğu zaman da Konya Spor oyunun belli bölümünde düşebilir ki Konya'nın Adana Demir'in de bir iddiası var Avrupa macerası. Avrupa'da da iyi işler çıkarmak istiyorsa burada da zaten ben Adana Demir'in galip gelmesi de beklenebilir bence. Deplasman 1.5 üstünde 1.97 gibi orandan yüksekten önerebilirim. Bayern Münih ile Manchester City'nin karşılaşması. Maçın maç skorunu sizlere sorduk. Maç skoru ne olur diyerekten de. Şimdi Baylar benim beklettim şöyle. Ya yani Bayern Münih burada son haftalardaki formunu zaten biliyorsunuz. Hatta Nagelsmann'ın da bir açıklamaları vardı. Nagelsmann'ın açıklamalarını aktarayım sizlere. Takımdan ayrıldı. Şimdi rahat rahat konuşuyor tabi. E, açıklamaları şu yönde. Ben bir Ronaldo'yu istedim. Bana Ronaldo'yu almadılar. Yani Lewandowski gibi ona çok daha hatta Lewandowski'den çok daha fazla gol attırabiliriz diye düşünüyordum. Ki Bayern Münih'e şu an gol sorunu var. Bitiricilik yok. Çupo Moting dediğim gibi çok taşıyamıyor zaten. O Saman gibi parladı söndü. Mane zaten kavga etti Sane ile birlikte. Sane buna karabok demiş. Bu da gitmiş yumruğu vurmuş. Hatta son oynanan maçından sürekli Mane'nin fotoğrafları sosyal medyaya düştü. Dudağı patlamış yani adamın. Ondan sonra yani affedin falan bir şeyler mevzular var da. o Geçeceksin o işi artık. Eee. Dediğim gibi Bayern Münih tarafında bir sıkıntı var. City de bu maçta favori bak. Deplasmanın olmasına kaynaklı favori ki muazzam ilerleyiş var. Ben şöyle bir idealden önerebileceğim sizlere şöyle bir mücadele var. City ilk yarı bir gol atar. 1.62. Mücadele genelinde nasıl bir futbol sergilenecek onu da konuşmak gerekirse Bayern Münih burada biraz daha baskın oynayaraktan en azından baskılı bir futbola başlamak isteyecektir. City tarafı burada biraz daha bekleyen taraf. Haaland'ı arkaya uzun toplar ki ilk maçta da çok iyi yaptılar. halanda orta sahaya doğru çekti. Defans geldi. Kanatlara hop boşaldı. Grealish'li, Mahrezli gibi isimlerle birlikte çok iyi pozisyonlar yakaladılar. Aynı şekilde bu Bayern Münih'e işler. Bayern Münih baskılı oynayacaktır. Arkada boş bırakacaktır. Haaland'tır veya kanatlarda Grealish, De Bruyne'nin paslarıyla birlikte koşular olacaktır. İlk yerden bir stik bir oranı 1.62. Tek tercih olarak sizlere öneririm. Değerlendirecekler bol şanslar. Inter'le Benfica mücadelesi. Günün son mücadelesi. Yine zorlu bir mücadele açıkçası. Inter'e 1.84 gibi oran açmışlar. Yani i̇lk maç çok sürpriz oldu bence. Yani Inter'in o kadar formsuz gelip buraya yani o futbolu sergilemesi gerçekten farklı bir futbol mucizesi diyelim. Hatta Benfica'da hiç fazla iyi oynayamadı. İlk yarıda zaten Paso Inter oynadı. İkinci yarıda golleri buldu zaten. Kanat ortalarıyla birlikte. Benfica bu maçta artık riskleri alacaktır. Inter çok fazla yani İtalyan takımı ya. Savunması da güçlü bir takım olduğundan kaynaklı. Çok fazla o pozisyonlarda vermeyecektir. Kendi de yine aynı şekilde burada ilk maçtaki oynadığı gibi bu maçta da muhtemelen geçiş oyununu sergileyecektir. Biraz daha kapalı oynayıp e, geçiş oyunuyla birlikte takımı pozisyona sokmaya çalışacaktır. Mücadele genelinde ben Inter'in de maçı sıkamasını bekliyorum. Fakat mücadele genelinde toplam gol aralı 2-3 gol bandına kalabileceğini düşünüyorum. 1.80'de bunun oranı var. Değerlendirecekler bu yönde Inter mücadelesine 1.80 gibi oranına 2-3 gol tercihini alabilir. Toplamda 6 adet mücadelem vardı. NBA ile bu gece başlıyoruz. İdeal ve yüksek konularda anlatmaya çalıştım. Değerlendirici herkese bol şanslar. Video like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz arkadaşlar. Bay bay. Bir de maç skoru olarak sizlere ne sorduk? Bayern Münih ile Manchester City'nin maç skoru sorduk. Yorumlara yazmanız da rica olur. Bilen bir arkadaşımızı gruplarımıza dahil edelim. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.